suda eriyen vitaminlerimiz var dedik. Bunlar da B grubu ve C vitamini. B grubu vitaminlerinden de B12 vitamini sadece fazla yenilmiyor. Yani B12 eksikliği çok sık görülüyor. Bu nedenle buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bir diğeri de ne yapabiliriz? Bitkisel kaynaklı besinler dediğimiz işte kuru baklagilleri yediğimiz zaman yanında muhakkak bir salata tüketebiliriz. Diyoruz aslında. Hem bu sindirim olayları sırasında su kaybı oluşuyor, hem solunum sırasında su kaybı oluşuyor. Yani nasıl ki sağlık ocağına gidiyorsunuz, bize de gelebiliyorsunuz. Evet. Direkt. Hayır. Ya da şey var, ya da erken bir kere 27 yaşında işte genç adam, ben ilmek istiyor. Daha yavaş yesin yemeği. Hani çok hızlı bir şekilde yemek yerine şimdi yemek yiyince daha yavaş yiyor. Sinyali gidiyor. Evet. Çok çürük. Mineral suyları nasıl? Nasıl? Yani ağzının kokusu nasıl? Elma kokusu gibi mi geliyor? Asıl amacımız zaten sizi korumak. Yani Sağlık Bakanlığı'nın birinci basamaktaki asıl beklentisi şu. Diyor ki vatandaş kilo almadan, obez olmadan, hastalanmadan sana gelsin. Mesela obez olmamak için ne yapman gerekiyor? İşte biz geldik sana eğitim verdik. Biraz kulak aşinalığın oldu. Besin gruplarını anlattık. İşte hareket ettiriyorsun. Sen sürekli öne doğru eğik oturduğun için ön taraftaki kasların kısalıyor. Sırt kasların uzuyor ve zayıflıyor. Sen dik oturduğun zaman zayıflayan kasın diyor ki eskilere dokunulmazlığı vardı. Sinire dokunursan o seni dürter. Ya ağrı yapar, ya seni şöyle bir zıplatır, ya karıncalanma olur. Ya... Gelmiyordu bugün 3'e 4'e falan geldi. Yok bugün elektriği. Bugün burada Süleymaniye Millet Evi'nde yetişkinlerde obezite ve sağlıklı beslenme üzerine kadınlarımıza farkındalık eğitimi vermiş bulunmaktayız. Onlardan güzel geri dönüşler aldık. Halliye Belediyesi'ne çok çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sağladığı için. Bugün diyetisyen sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Fizyoterapi eğitimi verildi. Sağlıklı duruş bizim kendi sağlığımız için fizik terapi eğitimler burada veriliyor. Burada bizimle ilgilenen herkese, bütün hocalarımıza biz teşekkür ediyoruz. Halliye Belediyesi Mehmet Can Polat'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz.